Sana fena halde borçlandım. Blamjitsu ustası. O kocaman ciklet ne işe yarayacak? Ha? Ne işe yaramayacak ki? Değil mi Naşır? JJ, dev cikletime ne diyorsun? Ha? JJ? Vay, kitap mı okuyorsun? Hem de tatil günü. Blamjitsu tarihi. Kış uykusuna yatmadan önce yeti verdi. Kendini gizleyen bir Blamjitsu ustası varmış. Bir sensei Binotam'da yaşıyormuş. Kim olduğunu kimse bilmiyormuş. Esrarengiz, beynimizde her şeyi sakladığımız yer gibi kimse bilemez. Evet, Blamjitsu ustasını bulmam lazım. Ben de geriye salto'da ustalaşmak istiyorum. Salto aşağı yukarı şöyle bir şey. Hop! Ay! Ya. Evet, derse ihtiyacım var. Oo, sensei aynı Bayan Creature'a benziyor ama daha genç ve baş aşağı duruyor. Şimdi sadece daha genç. Bakın. Gerçekten benziyor ama o olamaz. Kesinlikle o, eminim. Hemen gidip bulalım onu. He? Lütfen. Bu dünyada beni mutlu edecek tek şey bu. Dün bu dünyada seni mutlu edecek tek şey 10 saat basketbol oynamaktı. Evet ama o dündü. Bugün beni mutlu edecek tek şey Bayan Creature'ın Blamjitsu ustası olduğunu ortaya çıkarıp geriye saltonun sırrını öğrenmek. Lütfen. Ay, hafta sonunda bir öğretmenle konuşacağımıza inanamıyorum. Öğretmenler hafta sonunda ne yapar acaba? Ben biliyorum. Caz dansı kursunda. Ne var? Bazen cumartesileri ben de kursa gidiyorum. Bayan Creature da geliyor. Hadi ders birazdan biter. Merhaba canlarım. Caz dansına geç kaldınız. Ders şimdi bitti. Aslında bir şey soracağım. Minotaur'un gizemli Blamjitsu ustası siz misiniz? Sizsiniz değil mi? Neden bahsettiğini hiç anlamadım hayatım. Ama seni elinde kitapla görmek çok güzel. Ha? Ha, Pie Face, bir de bana bak. Hop. Şansım varmış. Yani Creature sensei değilmiş. Hayır, anlamıyorsun. Sensei açığa çıkmamak için elbette sensei olmadığını söyler. Onu gafil avlamak gerek. Blamjitsu yapmasını sağlayacak bir tuzak kurmamız gerek. Tuzak kurmayı anlarım. Öncesini hiç anlamadım. Saklanın. Gafil avlayacaksak gözden uzak olmamız lazım. Aynı ninjalar gibi. Blamji tarzı. Ses çıkarmayın. Neyse, ucuz atlattık. Creature büyük olasılıkla çorap katlarken hayata tutunmak adındaki esneme makinası filme gidecek. Ne kadar sıkıcı biri olduğunu göstermeye çalışıyor. Akıllıca. Canavar filmine bir bilet hayatım. Canavarlara karşı uzaylılar, zombilere karşı porsuklar filmine bilet aldı. Filmin sonunda porsuklar kazanıyor. Çok vahşi hayvanlarmış. Çorap katlarken hayata tutunmak filmine bir bilet. Arkadaşlar ha? Aklımızı dağıtmayalım ha. Ne var? İkinci aşamaya hazırlanıyor. Blamjitsu ustalarının olağanüstü yakalama becerisi vardır. Şu çocuğun elindeki kutuları düşürebiliriz. Ve sensei Bayan Creature'sa havada yakalar. Kolay. Uzaktan kumandalı yüksek teknoloji ürünü bir alet yapabilirim. Deniz çoktan harekete geçti. Ha? Açın. Bunu kim yaptı? Adalet istiyorum. Bu durumda biz görünmez oluyoruz. Creature'ın mısırları nasıl yakaladığını gördünüz mü? Bence farkında olmadan çantasını tam o anda açtığı için yakaladı. Hayır, onun sensei olduğundan eminim. Bunu size kanıtlayacağım. Blamjitsu ustaları çevrelerinde olup biten her şeyi üstün bir farkındalıkla algılar. Ne var? Çalışmam gerek. Bir iki sürpriz hazırlamama yardım edin lütfen. Hazırla bakalım. Filmin sonuna kadar vaktimiz var. Zaman kaybetmeyelim.
Her türlü sürprizden tesadüfen kurtulmayı başaran sıradan bir öğretmen. Kesinlikle Bilam Cissu ustası falan değil. Hayır, lütfen beni yalnız bırakmayın. Kusura bakma, ben yokum. Hadi yapma, sen şaka yapmayı seversin. Dev cikletini kullanabilirsin. O zaman %1000 varım. Evet. Ben de yeni icat ettiğim uzaktan kumandalı sistemi deneyebilirim. Bakalım işe yarayacak mı? Yol boyunca domino taşları gibi birbirini tetikleyecek bir dizi sürpriz şaka hazırlayacağız. İlk şaka gökten yağan minik lahanalar. Ya eğilerek ya da tekme atarak kurtulacak. İçgüdüleriyle içinden çıkacağı bir koku bombası sesi de yap. Arka arkaya iki el arabasını önüne sür ki yer çekimine meydan okuyan hareketlerini yapsın. Muz kabuklarından denge testi de olabilir. Eğlenmek için dev ciklet de olsun. Turtalar da. Kolay. Planımızın yolunda gitmesine çok seviniyorum. Şakaları etkinleştirmek için tek yapacağım şu kırmızı düğmeye basmak olacak. Öyleyse Creature'ı şaka yoluna çekmek için harekete geçelim. Belki de Sensei şaka yapacağımızı hissetti ve şakalarımızın tuzağına düşmemek için kendini hazırlıyor. Nasher, ne yapıyorsun? O da neydi öyle? Senin olsun. Ben zaten 6 kere okudum. Nasher Bilam Cissu ustası değil, şaka yolundan kurtulamaz. Nasher, dikkatli ol. Ruby, şakaları hemen durdur. Tamam, şakaları durdurmanın tek yolu bu kolu çekip yerdeki tankı hedefin ortasındaki basınç noktasına yönlendirmek. Ama bu çok saçma Ruby. Tamam, bu sefer fazla ileri gitmiş olabilirim. Düğmeye bana inandığın için mi bastın? Sen çok şekersin. Koku bombası. Hayır, bu tarafa. Hayır, bu tarafa. Bu tarafa. Hayır, bu tarafa. Geri. Hadi ama, hadi. Hayır. Ne demek istediğini hiç anlamadım küçük hanım. İşte Bilam Cissu saltosu. Bacakları top gibi toplamak gerekmiş. Evet. Şaka dizisi durduruldu. Evet. Harika. Müthişsin Nasher. Bayan Creature'ın sensei olduğunu kanıtlamama ya... Hafta sonunda bu kadar heyecana alışık değilim. Haklısın hayatım. Ama sinemada... Ne çok mısır vardı. Çantama doldu değil mi? Neyse, bugünlük bu kadar macera bana yetti. Şimdi sınıfta oturup pazartesi sabahına kadar saatin ilerleyişini seyredeceğim. Biliyordum. Bayan Creature durun. Bana ikili blam saltosunu öğrettiğiniz için teşekkür ederim bilge ve güçlü sensei. Size iyi tatiller canım. Tam bir efsane. Deniz! Deniz! O mısır kovasının senin yüzünden başıma düştüğünü biliyorum. Derhal bir özür... Şaka dizisi başladı. Biliyor! Evet, işte bunun içindi. Asıl sensei kimdi acaba? Sadece bir öyküydü.